Real TV Şamaxıdan xəbər verir. Artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən ProAct Care layihəsinin icrasına başlanılıb və layihə ucqar kəndlərdə səyyar səhiyyə xidmətlərinin təşkili üçün nəzərdə tutulub. Belə hazırda mənim yanımda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Handi Harmancı var. Handi xanım, xoş gördük, xoş gəlmişik Şamaxıya. Və bundan əvvəl Dəmirçi kənddə olduq. Orada artıq 3 yeni səyyar klinika istifadəyə verildi. İstərdim ki Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndəsi olaraq fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Bu ben Şamaxıya bine çekere geldim daha önce. Bugün de çok mutlu bir gün bizim için. Çünkü bir adım daha attık layihanın içinde. Bu mobil klinikalar hizmete girdi bugün. Ve bunun açılışını yaptık. Tabii bizim amacımız burada ilki seyyiye hizmetlerinin inkişafına tövbe vermek. Özellikle tabiple birlikte, Seyyiye Nazirliği ile birlikte işliyoruz bu konuda. İcra hakimiyeti ile birlikte. Tabi asıl işin sahibi onlar. Biz elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Ama ilkin seyyiye hizmetleri çok önemli. Ehalinin sağlamlığı için çok önemli. Çünkü en uçta, en uçkar noktalarda el çatanlığın arttırılması, keyfiyetin arttırılması çok önemli ve bütün dünyada ilkin seyyiyenin önemi şimdi Covid döneminde daha da çok ortaya çıktı. Çünkü ne kadar ahalinin içinde onlara yakın bu hizmetleri verebilirseniz o kadar iyi yüz güldüren sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Biz burada uzun süre devam edeceğiz ama amacımız sadece Şamaxıya yardım etmek değil, burada bir numune oluşturmaya çalışıyoruz. Bu numune layihadan çıkarttığımız sonuçları, elde ettiğimiz sonuçları Azerbaycan'a yaygınlaştırmak istiyoruz. Hatta orada kalmak niyetinde değiliz. Biz burada elde ettiğimiz uğurlu sonuçları dünyaya bir numune olarak sunmak istiyoruz. Buraya insanlar gelsin, tetkikatçılar gelsin, üniversite talebeleri gelsin, profesyoneller gelsin ve burada yaptıklarımızı görsün ve bunlar hakkında yazsınlar, bildirsinler. Onlarla birlikte öğrenelim, daha iyiye gidelim istiyoruz. Bütün bunlar için hep birlikteyiz. Bugün de güzel bir gün oldu. Hep birlikte biliyorsunuz Britanya'nın sefiri geldi, Amerika Birleşik Devletleri'nin sefiri geldi, Sultan Mehmedov geldi, saygıdeğer Haydar Aliyev Fondu'ndan. Elbette Sayın Tahir Bey, icra başçımız burada bizi konakladı. Ramin Bayramlı tabipten ve Rahim Bey geldi Seyyiye Nazirliği'nden. Bunların burada bulunması bizim için çok çok mutluluk ve gurur verici bir şey oldu. Tabii ki pandemi hala bitmiyor ve koronavirüs hala da devam eder ve artık dünyanın bir neşe ülkesinde yeni ştamları, mesela Delta ştamı var. Hazır ki vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz, fikirlərinizi öyrənmək istəyərdim. Biliyorsunuz bütün bizim etrafımızda Avrupa bölgesinde ülkelerin çoğunda artık yavaş yavaş yaza girmemizle, yaya girmemizle birlikte sayılar azaldı, ölümler azaldı. Ancak birçok ülkede bu sayıların yeniden artmaya başladığını görüyoruz. Bu bizim dikkat etmemiz gereken bir konu. Birçok değişik ştam var Covid ile alakalı. Bunlardan şu anda hepimizin dikkat ettiği Delta ştamı buralara gelebilir, gelecek. Çünkü bunlar dolaşıyor, bunlar serhat tanımıyor biliyorsunuz. Nasıl bütün dünyaya yayıldıysa bu ştamlar da bütün dünyaya yayılacak. Onun için burada önemli olan birkaç nokta var. Bu yeni ştamlar daha çok ağır olabilir, daha çok yoluşturucu olabilirler. Olmaya da bilirler, birçoğu değil. Ama bazıları öyle olursa o zaman bütün bu pandeminin seyrini değiştirebilirler. Ama iyi şey şu, peyvent var, peyvent işe yarıyor, etkili ve tehlikesiz. Şimdiye kadar yaptığımız bu içtimai sehiye önlemleri dediğimiz kapalı yerlerde maske takma, el gigiyenası, respirator gigiyenası, bunlar da işe yarıyor. Bunlar da hastalığa karşı bizi koruyor. O yüzden bunlara devam edeceğiz bir süre daha. Ta ki bütün ahali etkili, güvenli, tehlikesiz peyventlerle bunlarla vurulup da korunana kadar bir süre daha böyle devam edeceğiz. Yani burada uyarmak, insanları üzmek istemiyorum ama bu Covid bitmedi. Onu bilmeleri lazım. Covid bitmedi, devam ediyor. Şimdi açık havadayız hepimiz. Maskalarımızı çıkartabiliyoruz o yüzden. Ama yeniden kapalı alanlara ve insanların çok olduğu alanlara girdiğimiz zaman mutlaka maske takmamız ve kendi hijyenimize emel etmemiz lazım, hijyenik kaydalara.
Hande Hanım, bir son sorum olacak. Artık demeli yay ayı olduğu için mövsümü xəstəliklər demək olar ki biraz azalıblar. Lakin artık sentyabr gəlir qarşıdan, oktyabr baylarda bilirik ki mövsümü xəstəliklər artır. Bəs həmin bu ştamlarla birlikdə bu COVID-in yeni dalgasını gözləyə bilərikmi? Həm dünyada, həm də əlbəttə ki Azərbaycanda. Azerbaycan dünyanın bir parçası olduğu için dünyada olan şeyler Azerbaycan'da da olacak. Eğer dünyada Avrupa'da bir miktar artmaya başlarsa bundan önce de öyle oldu değil mi? Bu ilk birinci dalga geldi, ikinci dalga geldi. Yani bundan sonra dalgaların geleceğini bekliyoruz. Niçin uğraşıyoruz? Hazırlıklı olalım, sehiye sistemimiz hazırlıklı olsun. Artan hastalarla baş edebilsin, hastanelerimiz güçlü olsun. Elkin sehiye alanlarımız, noktalarımız güçlü olsun. Sehiye işçilerimiz artık ne yapacaklarını bilsinler. Bir yandan da peyventleri arttıralım hızlı hızlı. İnşallah artmaz ama bütün dünyada artmasını bekliyoruz şey ayı geldiğinde. Sentyabr, oktyabr geldiğinde. Geçen sene de öyle oldu. Bilirsiniz yay aylarından sonra bir artış görüldü. Şimdi de bu UEFA futbol maçları falan filan inşallah çok kötü olmaz ama İngiltere'de mesela oralardan insanların geriye virüsü taşıdığı ve bir takım artışların olduğunu biliyoruz. Dikkat etmeye devam etmek lazım. Özetle bu morallerimizi şimdi düzeltelim. Değil mi? Güzel aylarda dışarılarda sevdiklerimizle birlikte daha olabilelim. Ama dikkat edelim. Çünkü bitmedi. Bu noktayı koymak lazım. Teşekkür ederim. Çok etraflı məlumat verdiniz. Çok sağ olun. Bəli, qeyd edim ki, müsahibim Dünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Hande Harmancı idi. Biz onunla dünyadakı pandemiyanın hazırki vəziyyətini, həm də ölkəmizdəki vəziyyəti müzakirə etdik və həmçinin ProAct Care layihəsi barədə də Hande xanım bizə etraflı məlumat verdi. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.